Merhaba arkadaşlar. Bizlere mail yoluyla gönderilen 6 tane oran orantı sorusu var. FAM yayınlarından gönderilmiş sorular. Bu soruları çözeceğiz birlikte. Dilerseniz başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıdaki doğrusal grafik su satan bir bayideki suyun bir davacanasının alış ve satış fiyatı arasındaki bağıntıyı göstermektedir. Günde 120 davacana su satan bu bayinin bir günlük kârı kaç TL'dir? Alış fiyatı 3, satış fiyatı 11 bölü 2. Kârı 11 bölü 2 eksi 3'tür. Bunu bir davacana yapıyor. 120 davacana sattığına göre 120 ile çarpacağız. 120 ile çarpma işlemini çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullanalım. 120 çarpı 11 bölü 2 eksi 120 çarpı 3. 2 ile 120 sadeleşti. 60. 60 ile 11'i çarparsanız 660 eksi. 120 ile 3'ü çarparsanız eğer 360. 660'tan 360 çıktığında 300 TL karı oluyor. Cevap Denizli. Diğer sorumuz. Şekildeki grafik tamamı dolu olan bir depodaki mazotun zamana göre doğrusal değişimini göstermektedir. Buna göre kaç saat sonra deponun dolu kısmının boş kısmının oranı 1 bölü 2 olur. Depoda 100 litre var. Dolu kısım 1, boş kısım 2. Bunlara K ve 2K diyebiliriz. O zaman 180 bölü 3'ten 180 bölü 3'ten ne buluyorum? 60 buluyorum K'yı. Yani dolu kısım 60, boş kısım 120 olsun isteniyor. Boş kısım 120 olunca nereye düşmüş olacak? Dolu kısım 60'a düşmüş olacak. 12 saatte 180 boşalıyorsa kaç saatte 120 boşalır diyeceğiz. 180 litre 12 saatte boşalıyorsa 120 litre kaç saatte boşalır? Litre miktarı azaldıkça süre de azalır. İkisi aynı işaret olduğu için doğru orantı. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpımlar eşit. 12 çarpı 120 eşittir 180 çarpı x. 60'a böldüm 3, 60'a böldüm 2, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. Sağ tarafta 1 kere x, sol tarafta 4 kere 2, 8 kalmış oldu. Kaç saat sonra? 8 saat sonra diyoruz cevap Edirne. Diğer sorumuz 90 koyun olan bir çiftçinin bu koyunlara 60 gün yetecek kadar yemi vardır. Bu çiftçi 20 gün sonra, 20 gün sonra kaç gün yetecek yem kalır? 40 gün yetecek yem kalır. Kaç koyun satmalıdır ki kalan koyunlara 120 gün yetebilsin? 90 koyuna 40 gün yetecek yem, kaç koyuna 120 gün yeter diyoruz. Koyun sayısı yemin yetmeme miktarı artması için koyun sayısının azalması lazım. İşaretler ters olduğu için ters orantı. Ters orantı da yan yana çarpımlara eşittir. 90 çarpı 40 eşittir 120 çarpı x. 40'a böldüm 3, 40'a böldüm 1, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 30. Sol tarafta 30 çarpı birden 30. Sağ tarafta ise x çarpı birden x. 30 koyun kalmalı. 90 koyunumuz var. O zaman 90'dan 30 çıkartarak kaç koyun satılmalı? 60 koyun satılmalı diyoruz. Cevap Edirne. Diğer sorumuz. Yukarıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin her birinin bir günde çözdüğü soru sayıları dağılımını göstermektedir. Bu dağılım dairesel bir grafikte gösterimi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi kaç öğrenci var toplam? O bizim için önemli. Toplayalım burayı. 5, 8 daha 13, 15 daha 28, 8 daha 36 öğrenci. Daire kaç derecedir? 360 derecedir. 360'ı 36'ya bölersek öğrenci başına 10 derece düşer. Dolayısıyla 50 soru çözenler 5 kere 10'dan 50 derece.
8 soru, 80 soru çözenler 8 çarpı 10'dan 80 derece. 100 soru çözenler 15 çarpı 10'dan 150 derece. Ve 120 soru çözenler 8 çarpı 10'dan 80 derece olması gerekiyor. Beyaz 50 olacak. En başta. 160 gitti, 50 olabilir. 180 gitti, 160 gitti, 50 olabilir. 100 derecelik bir yay zaten yok veriler arasında. 50, 80, 150, 80. Dolayısıyla Edirne'de olamaz. 110 derecelik bir yay da yok. Cevap Bursa. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları puanların dağılımı görülmektedir. Bu sınıfın matematik sınavı puan ortalaması 55 olduğuna göre x kaçtır? Puan ortalaması puanların toplamının öğrenci sayısına bölümüyle bulunur. 5 öğrenci 45 aldığına göre bu 5 öğrencinin puanları toplamı 5 çarpı 45'ten 225'tir. 8 öğrenci 50 aldığına göre bu 8 öğrencinin notları toplamı 8 kere 50'den 400'dür. 12 öğrenci 60 aldığına göre bu 12 öğrencinin puanları toplamı 12 çarpı 60'tan 720'dir. Ve 10 öğrenci de x almış. Bu 10 öğrencinin notları toplamı da 10x'tir. Bunların toplamını öğrenci sayısına böldüğümüzde 5, 8 daha 13, 10 daha 23, 10 daha 35. Ortalaması 55. 35 öğrencinin ortalaması 55 ise notları toplamı da 35 çarpı 55'tir. 35 ile 55'i çarpalım. 25, 52, 175, 175. Topladığımız zaman 5, 12, 9, 1. 1925 ediyor. Bunların toplamı da 1925 etmeli. 225, 625, 1345 artı 10x eşittir 1925. 1345'i diğer tarafa atarsak 1925 eksi 1345 oluyor. 10x neye eşit oluyor buradan? 580'e. Her iki tarafı 10'a böldüğünüzde x eşittir 58 oluyor. Cevap Denizli. 15. soru. A ve B birbiriyle ters orantılı iki sayıdır. Ters orantılı ise çarpımları orantı sabitini verir. A'nın değeri 1 bölü 3 oranında azalırsa A'ya biz 3x diyelim. B'ye de 2y diyelim. 3x ile 2y'nin çarpımı nedir? 6xy'dir. 1 bölü 3 oranında azaltılırsa 3x'in 1 bölü 3'ü x'tir. Azalttığınızda 2x kalmış olur. 2x ile neyi çarpmalıyız ki sonuç 6xy olsun? Her iki tarafı 2x'e böldüğünüzde 2x'ler birbirini götürecek. Soru işareti eşittir. Burada da x'ler birbirini götürecek. 6'yı 2'ye bölün. 3y olacak. Başlangıçta ne demiştik? Y demiştik. 2y demiştik. Y kadar arttı. Yani yarısı kadar arttı. 1 bölü 2'si kadar artmış oldu. Cevap Ceyhan. Sorularımız burada bitiyor. Siz de çözülmesini istediğiniz dokümanları sitemiz ragipsahin.com.tr adresine gönderebilirsiniz.